genç cumhuriyet yabancı güçlerin istilası tehlikesiyle karşı karşıyayken kendi insanlarının acı çekmesi pahasına bazı kumandanlar arasında toprak savaşları sürmektedir.停住！停住！阿杰勒迪纳迪，阿迪，阿迪，阿迪！是。阿杰。Hepsini öldürün! Bulun onu! Hadi çıkın! Hadi yürü! Dışarı! Buralarda olmalı! Bulun onu! Çıkın dışarı! Söyleyin! Nerede? Nerede oldu? Burada olduğunu biliyoruz! Nerede olduğunu söyleyin! Burada olduğunu biliyoruz! Söyleyin hadi! Her yere bakın! Onu saklamayın! Bu taraftan! Her yere! Yoldan çekilin! Yolu açın! Çekilin dedim! Çekilin yolumuzdan! Çekilin! Ne yapıyorsunuz? Burası bir tapınak! Buraya giremezsiniz! Burada kan dökemezsiniz! Çekilin! Çekilin yoldan! Durun! Buraya giremezsiniz! Çekilin dedim! Yolu açın! Durun! Aşağıya in! Ön sınavların doğduğu yer. Keşiş bana yardım edin. Yardım edin. Aptal keşişler. General Hu onu korumaya çalışan herkesin öldürülmesini emretti. Umurumuzda değil. Shaolin tapınağına saygı göstermelisiniz. Hıh!
Hadi. Hey, hey. Yardım etmeyin, yoksa sizi öldürürüm. Ona nasıl yardım edebiliriz? Kanamayı durdurmalıyız. Tabii başkeşiş. General Hu geldi. Bu keşişler dövüş sanatçısıdır. Onlara karşı silah kullanmak sence saygısızlık olmuyor mu? Evet general. Efendim, kıpırdamayayım. Sen de öyle başkeşiş. O ölüyor. Ona yolculuğu için yardım edin. Bu da onunla olsun. Bu da inancı olanları korur. Buraya geldi. Yani tek bir nefesi kalmış olsa da ona yardım etmeliyim. Lütfen ona merhamet edin. Tüm bu ölümlere bir son verin. O hayatta olduğu sürece... Huzur içinde uyuyamam. Huzurlu uyku ancak korkusuz yüreklilere aittir. Merhametli bir kalp mutluluğu her yerde bulur. Mutluluk mu? Başkeşiş, sanırım burada çok uzun kalmışsın. Onu öldürsem de, öldürmesem de... savaş devam edecek. Hayat bu. Oje, kazandın. Tank Feng senindir. Gitmeme izin ver. Tüm servetim senindir. Onları sana veriyorum. Al. Sakladığım yerin haritası. Oraya gömüldüler. Al onu. Sana söz veriyorum. Asla geri almaya çalışmayacağım. Teşekkür ederim. Hayır, başkeşiş. Başkeşiş. İyi misiniz? Efendim. 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 Savunma. Jing Neng, Jing Kong, geri çekilin. Dünyaya neşeyle gelir, acıyla gideriz. Sadece kısa bir süre için insanlığın arasında başıboş dolaşmak için. Bu geliş ve gidişler olmasaydı ne mutluluk ne de acı olurdu. Gidelim. Dövüş sanatlarının doğduğu yer, abartmaya değmez. Hmm.
Yarın yabancılarla buluşalım general. Neden? Daha çok silah ve top almak için. Bence böylece Jin Xiao'yu alabiliriz. Ateş etmedikten sonra silah neye yarar? Söylesene, tapınakta neden ateş etmedin? Merhametinden mi? Unutma, üstünlük sendeyken hamleni yapmakta tereddüt edersen ölürsün. Gelecek sefere önümde durmaya cüret edenleri öldüreceğim. Hem de hepsini öldüreceğim. Öğreniyorsun. İşte Sung geliyor. Hayır, General Sung. Elbette. Lanet olsun serseri. Savaşa katılmadı bile. Ama toprak talep etmeye geliyor. Oh. General, Hanfeng şehri alındı. Hu Long öldürüldü. Sadece Hu Long öldü diye bu kadar insan mı toplandı yani? Ben de senin cenazen sandım. Birkaç yüz kardeşimizi kaybettik. Sahi mi? Hasarınızı karşılamalıyız. Ama sizden yararlanmadım ki. Hatta yaralı bacağım olmasa onu tek başıma halledebilirdim. Sen ne diyorsun? Tabii ki hallederdin. Birkaç adamımı kaybettiysem ne olmuş? Önemsemediğimi biliyorsun. Ah, tabii biliyorum. Ama Deng Feng'i önemsiyorsun. İyi. Bayan Hu, uzun zaman oldu. Merhaba. Nen Nen. Ne akıllı bir kızsın sen. Amcaya merhaba. Merhaba Sung amca. Aa, merhaba. Gerçekten zeki bir kız. Ne kadar da hızlı büyüyor. Çok da güzel. Hatta onu kimsenin almasına izin veremem. Çocuklarımızın nişanlanma vakti geldi. Nişan mı? Buna ne zaman karar verildi? Kimin umurunda? Şimdi karar verelim işte. Ne? Yoksa onaylamıyor musun? O halde savaşalım ha? Harika. Ne silah ama. Tam otomatik bir silahtır. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. 80 tane alıyoruz bundan. Ne kadar? Para istemiyorum. Sizden desteğinizi istemeye geldim. Tang Feng Demiryolu inşaatı için. Affedersiniz, sizi duyamadım. Para istemediğimi size anlatmaya çalışıyorum. Demiryolu planlarımızı destekleyin, bu bize yeter. Silahları istemiyorum. General... Silahları istemiyorum. O halde... Doğudaki lidere gidelim. General Sung'un ilgisini çekeceğinden hiçbir şüphem yok. Komutan Peter, durun lütfen. Efendim, bu silahlar mükemmel. Eğer Sung'u ol... Onları uğurla. Emredersiniz, bu taraftan. Konuşmadan önce düşün. Burada lider benim.
lider olana kadar beklersin. Anladın mı beni? Anladın mı dedim? Çin parasını almak için Çinlilerin hayatından yararlanmak istiyorlar. Demir yollarını onaylamak, topraklarımızı almaları için onlara açık davet gibi bir şey. Çin toprakları Çinlilere aittir. Yabancılar ellerini uzatırsa, uzattıkları ellerini keserim. Umarım Sung da aynı düşünüyordur. Beni anladığından emin değilim. Sung benim tek kan kardeşim. Ona saygı göster. Yanlış davransa bile bunu dile getiremezsin. Hemen bir yemek düzenle. Nişan yemeği. Davetinizi General Sung'a ilettim. Kabul etti. Yarın akşam General Sung, oğlu ve karısı akşam yemeğine gelecek. Tüm aile. Sana bir şey soracağım. Sung Huo'nun hazinesini aldığımı biliyor. Peki neden ondan hiç bahsetmedi? Hepsini istiyor. Dengfeng şehrini de öyle. Saldıran ben olmalıyım. Önce ben saldırmalıyım. Evet, bu büyük bir fırsat. Evet. En iyi 30 adamı seç. Restoranda hazır ol. O ölene kadar bana huzur yok. Evet, General. Sung'u öldürecek misin? Bu işe karışmasan iyi edersin. O senin kan kardeşin. İyi düşün. Lütfen. O da beni öldürmek istiyor. Başka bir fikrin var mı? Daha iyi bir fikir. Dinliyorum. Hayır, hayır yok. Ama tek bir isteğim var. Lütfen nenen görmesin. Yalvarırım.
Hı? Fare mi? Pirinç aldıktan sonra onu da çalacak mıyız? Biz buna çalmak demiyoruz. Ödünç alıyoruz. Ne kadar ödünç alıyoruz? Ödünç almak ödünç almaktır. Yani bir önemi yok. Taşıyabileceğimiz kadar alacağız. Çinkay, ünlü aydutlar işaret olsun diye bir çiçek bırakırdı. Biz ne bırakacağız? O kel kafana ne dersin? Hı? Bu pirinç. Ne? Çocuklar. Bakın, uyanın pirincimiz çocuklar. Var. Yemeğimiz var. Kardeşim şuna bak, pirinç. Adalet yerini buluyor. Masaya vurduğumda onu hemen tuvalete götür. Baba, yemekte neden tuvalete gitmemiz gerekiyor? Babanın istediğini yap. Baban da senin istediğini yapsın. Sayın generaller, efendilerim. Genç efendi Sung tavşan yılında doğmuş. Küçük bayan Huysa koç yılında ve bu gerçekten mükemmel bir uyum ve özellikleri de birbirini çok iyi tamamlıyor. Bu evliliğin iki aileye de zenginlik getireceğine inancım tam. Bu iki büyük kısmetin bir araya gelişi demek. Pek çok çocuk ve torunla uzun ve mutlu bir ömür sürecekleri anlaşılıyor. İşte bu harika. Evet, biz Budistler evlilikte çiftlerin birbiriyle uyumunun karma sayesinde daha önceden kararlaştırıldığına inanırız. Yani karşılaşacaklardı. Pekala, daha ne bekliyoruz? Kartları imzalayalım. Acelesi var mı? Kesinlikle var. Böyle iyi bir gelinin kaçmasına izin veremem. Onun gibisini bir daha nerede bulacağım? Pekala efendim. Kartları değiştiğinizde nişan resmen tamamlanmış olacak. Pekala. Tebrik ederim efendim. Komutanım, düğün hediyesini hazırladım. Tamam. Bu artık bir aile olduğumuza göre seninle açıkça konuşabilirim. Devam et. Sen Dengfeng şehrini fethettin. Onu nasıl bölüşmek istersin? Söyle. Eşit bölüşmek üzere anlaşmamış mıydık? Artık hepsi senin. Bugünden itibaren bölünmemesi hepimizin yararınadır. Kontrolü sadece bir kişiye bırakırsak barış hüküm sürer. Ne demek istediğini anlamadım. Boş versene, biliyorsun ben artık yaşlanıyorum. Eskisi gibi savaşamam. Bu sakat bacak başıma dert açıyor. Zirvedeyken bırakmalıyım. Ve sonuçta artık bir ailem var. Sana benim olanı vereceğim.
gelecekte oğluma geçmiş olacak. Hesap ortada. Her şekilde kar ediyorum. Evlat, çişin geldi mi? Hayır. Bence zamanı geldi. Annen seni tuvalete götürsün. Bayan Hu, sizden anneni götürün. Hadi gidelim. Git. Tamam. Yüzbaşı ben. Evet efendim. Sen de git. Emredersiniz. Tuzağına karşı dikkatli olun. Sen lanet olası pislik. Kan kardeşim, buna nasıl cüret edersin? Yıllarca omuz omuza savaştık. Şimdi bana bunu mu yapıyorsun? Yeter. Bunu bana nasıl... Yeah!
General! Baba! Baba! Nereden? Orada! Kaçın general, kaçın! Annen! Nenen. Orada. Baban yanında hayatım. Baban yanında. Öldürün onu. Ya. Cesur ol. Hadi.
Baş geçiş. Efendim, efendim, oraya giremezsiniz. Baş geçiş, yardım edin. Baş geçiş, yardım edin. Ona yardım edin, lütfen. Verin onu. Lütfen çabuk. Yardım edin. Açın, lütfen, yol verin. Acele edin. Masayı boşaltın, masayı boşaltın. Hadi, İğne, çabuk, çabuk. Merhem ve sıcak su getirin. Acele edin. İyileşeceksin hayatım, iyileşeceksin. Benden, lütfen uyan. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen, henüz iyileşmedim. Hanımefendi lütfen. Benim. Aferin sana, baba yanında. Benimle canım. Babayla konuş. Nennen. Konuş benimle. Nennen. Konuş. Neden durdun? Devam etmelisin. Yardım et ona. İstiyorsan yalvarırım. Ha? Yalvarırım. Yardım et. Lütfen yardım edin. Baba. Baba. Acımıyor. Lütfen onlara kızma. Lütfen. Sinirlenme. Nasıl istersen hayatım. Ne istersen yaparım. Lütfen. Nenen. Size yalvarıyorum. Anne. Canım benim. İyileşecek. Nenen. İyileşecek. Anne seni özledim. Baba. Onlara kızma. Nenen. Lütfen uyan. Yardım edin. Uyan. Size yalvarıyorum. Nenen uyan. Lütfen uyan kurtarın onu. Lütfen. Lütfen. Anneyle konuş. Nenen uyan hadi. Nenen bebeğim. Bebeğim lütfen. O iyi. Nenen babayla konuş. Nenen. Baba yanında iyileşecek. İyileşecek. Hayır. Nenen. Hayır ölemezsin. Annem burada canım. Hayır. Hiçbir şey kalmayacak. İyileşecek. Hayır. Yalvarırım lütfen. Lütfen ona yardım edin. Yalvarırım. Nene. Yalvarırım. Ah bebeğim. Lütfen. Lütfen. Nene. Lütfen. Ona yardım edin. Ona yardım edin baş keşiş. Lütfen. Ona bir şey olursa hepiniz ölürsünüz. Bunu yaparım. Niko Cuda. Fırın izi beni Cuda ba. Sen çabuk. Bu kaosunu. İnanın yaparım. Hepinizi öldürürüm. Hepinizi. Tapınağınızı yıkıp yatarım. Onu kurtarmak zorundasınız. Bu da yanında olsun. Bunun cezamız olduğunun farkında değil misin? Onu sen öldürdün. O ölmedi. Ne diyorsun sen? Ölmedi. Senin suçun. Aç gözlerini yüzünden. Hırsın yüzünden kızım o öldü. O ölmedi. Öldü. Görmüyor musun? İyileşecek. Öldü. Ölmeyecek. Kes şunu. Ölmeyecek. Kes artık. O öldü. Sen ölmeliydin. Çok, çok üzgünüm. Tatlım, çok üzgünüm. Annen çok üzgün. Ölmüş olamaz. Tamam. Yardım edin. Merhametli olmaktan bahsedip duruyorsunuz. O halde merhametli olun. Ona yardım edin. Yardım etmezseniz sizi öldürürüm. Hem de tek tek. Hemen seninle başlayacağım. Ha? Sakin olun lütfen. Lütfen. Lütfen efendim. Hepinizi öldüreceğim. Yeter artık. Efendim, sizi durun, öldüreceğim. Sakin olun efendim. Durun. Efendim lütfen. Sakin olun. Lütfen sakin olun efendim. Efendim durun. Lütfen. Hey, tamam durun. Yeter. Lütfen yeter artık. Düzen alın. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Öldüreceğim hepinizi. Ah!
Hepinizi öldüreceğim. Gideceğim, kalacağım. Gideceğim, kalacağım. Gideceğim, kalacağım. Gideceğim, kalacağım. Gideceğim, kalacağım. Ve bu sayılmaz. Gideceğim, kalacağım. Gideceğim, kalacağım. Yardım edin! Kimse yok mu? Ben gerçi bir domuz bekliyordum ama neden kanlar içindesin? Seni tanıyorum. Sen General Hu'sun. Hala insanları öldürüyor musun? Cinayet işleyen insan domuzdan beterdir. İyisi mi sen orada dur, biraz yat, dinlen. Ama ses çıkarmak yok. Geri döneceğim. İnanamıyorum. Vatana ihanet ve cinayetten aranıyor. 50 bin yen ödül. Hey, ye şunu. Lezzetlidir. Ama dikkat et, çok sıcak. Ne oldu? Neden? Eşin ayrıldı. Yani kızının cenaze işleri sana kaldı. Al. Gömülsün mü, yakılsın mı? Başkeşiş sana sormamı istedi. Onu gömersen ziyaret edebilirsin. Ama hiçbir şey göremezsin. Yani onu gömersen. Ama biliyorsun, onu yaktırırsan onu hem istediğin yere götürür hem de görürsün.
Bence bu yüzden yakmak daha iyi. Ne diyorsun? Yakılmasını istersen, yemeğini bitirdikten sonra oraya gidip ateşi yakmalısın. Yakın şunu. Şunları da. Ateş! Söyle, kime hizmet edeceksin? Genel ölüme. Cennette. Ateş! Biri seni öldürmeye çalışmıştı. Ve general hayatını kurtarmıştı. Sense ona... borcunu ihanetle ödüyorsun. Bunu hak ediyor. Beni kurtarmadı. Beni kullandı. Hu Çet'in ceviz olduğumu biliyordu. Bu yüzden kullandı. Her savaşta en çok adamı ben öldürdüm. Tüm bu toprakları benim sayemde kazandı. Peki neden ihanet ettim? Doğru cevap verirsen... yaşarsın. Çünkü... sen bir köpeksin ha! Yanlış cevap. Cevabın şu olmalıydı. Çünkü korkuyordu. Ve böylesine korktuğu için zayıf düştü. Zayıf bir liderin olamaz. Yani artık komuta bende. Anladın mı? Sana bunları getirmeliyim dedim. Sokaklar bunlarla dolu. Evet, aranan bir adamsın. Düşünüyorum da sana yemek yaptığıma göre... bana bu ödülü vermeye... ne dersin? Ha? Ödül ne zaman 100.000 yen oldu? Şaka ediyorum. Çünkü Shaolin keşişleri böyle bir şey yapmaz. Merhametliyizdir. Planın nedir? Planım yok. Burada kalamazsın. Burası senin evin değil. Ne yapıyorsun? Kızgın mısın? Neden? Seni böyle kızdıran nedir? Yardım ister misin?
Büyük usta. Büyük usta. Mutfakta büyük miktarda pirinç var. Nereden geldi? Sahi mi? Evet, nereden? bu bir mucize olmalı. Buda'ya şükürler olsun. Buda'ya şükürler olsun. Şimdi Yüce Buda'ya sorun bakalım. Çatılarda gezen kara giysili maskeli adamlar kimmiş? Maskeli mi? Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü pirinci çalıyorlar. Ha? Tam tersine onlar pirinci getiriyor. Sabah ayininde hırsızlık cezası alacaksınız. Elbette büyük usta. Yine mi sen? Ne istiyorsun? Bu da yanınızda olsun. Efendim? Efendim, burada kalmak istiyorum. Burada kalamazsın. Aranan bir adam olduğun için aramızda saklanmak istiyorsun, o kadar. Keşiş olmak istiyorum. Bu kararı sen veremezsin. Gitmelisin. Geldiğin yere geri dön. Bu da yüreğimi biliyor. Beni koruyacaktır. Yüreksizin tekisin sen. Efendim. Onun vücuduna sahip olabilirsin. Ama yüreğine asla. O bir komutan. Korkunç şeyler yaptı. Shaolin ismini gözden düşürecek. Tüm varlıklar Buda'nın ruhunu taşır. Yargılamamalı, ayrımcılık yapmamalıyız. Öğrettiklerimiz onunki gibi bir karmaşa karşısında faydasız kalacaktır. Asla zene ulaşamaz. Haklı olabilirsin. Ancak bu da arayış içinde olan herkese açıktır. Bizim de olmamız gerektiği gibi. Sıkıntılar bilgeliğe götürür. Kafası oldukça karışık. Bence aydınlanmadan o kadar da uzak sayılmaz. Ben kalmasına izin vermeliyiz derim. Anlaşılan seni yine benim başıma sardılar. Ama burası iyidir. Dışarıda orman kanunları geçerli. Devam edin. Hah, buralar soğuktur. Giy şunu. Tamam, iş başına. Günaydın. Bu da sizinle olsun. Dövüş sanatlarının doğduğu yer. Abartmaya değmez. Oh, yol verin. Ekmek geldi. Açılın. Sıraya girin. Acele etmeyin. Sıraya girin. Gel. Hadi sırayı bozmayın. Teşekkür Herkese ederim. Yetecek kadar var. Teşekkür o kadar ederim. Zor değil ha? Değil. Elleriniz görünmeyecek kadar hızlı olmalı. Yöntemleriyle çalış. Yolundan git. Tutkusuyla hareket et. Mucizelerini öğren. Ruhuyla uyan.
geri götürün. Doğru mu? Eğitimi aldın mı? Ne eğitimi? Kung fu. Kung fu mu? Ben açıkçası çocukken sadece 2 sene aldım. Seninki gibi yüreğim saf değildi. Ben de aşçı oldum. Darmadan çok şey öğrenmelisin. 9 sene bir duvara dönük olarak meditasyon yapmış. Yüreğini eğitmiş. Asla savaşmamış. Bilgelik doluymuş. Saçının bir teli bile ikimizden daha bilgedir. Buna savaşçı zen deniyor. Sen de yoksa aşçı olursun. Bize katıl. Eller ve yürek birleşsin. Dirsekler ve dizler birleşsin. Kasık ve omuz birleşsin. Yürek ve akıl birleşsin. Zihin ve nefes birleşsin. Nefes ve güç birleşsin. Yöntemleriyle çalış. Yolundan git. Tutkusuyla hareket et. Mucizelerini öğren. Ruhuyla uyan. Buldum. Buldum. Şunlara bak. Buldum. Ben yürüyerek sanıyorum. Buldum. Buldum. Üst tarafına bastır. İyileşeceksin. Çok soğuk.
Neden dinlenmiyorsun? Soğuk olduğu için. Sen üşüyor musun? Biraz. O zaman benimle çalış. Tamam. Nasıl? Hareketleri güzel görünüyor. Yüreğinden geliyorlar. Akıcı ve özgür. Savaş seni öğrenerek öfkelerinden kurtulacak. Buna eminim. Ben aşçıyım. Anlamam. Aşçılık da dövüş sanatları da aydınlanmaya ulaşmanın iki yoludur. İkisi de aynı akıl yürütmeyi kullanır. Hayat çok farklı deneyimler içerir. Sana sık sık tapınaktan ayrıl ve dünyayı gör diyorum. Ben sadece bir aşçıyım. Bu duvarların dışında kullanacak yeteneklerim yok ki. Unutun gitsin. Bir parça altın mı yoksa çamur mu daha kullanışlıdır? Tabii ki altın. Aa, peki ya sana bir tohum verirsem, asla kendini küçük görme. Herkesin bir amacı vardır. Senin de öyle. Sorun şu ki, bizden demir yolunu desteklememizi istiyorsunuz. Ama Neng Dağı'nı delecek olursanız, Hengshui'yi rahatsız etmiş olursunuz. Atalarımız buna asla izin vermez. Bu doğru. Atalarımız buna izin vermez. Yabancıların hileli bir anlaşmayla bizi kandırmalarından endişeliyim. Ama yine de Hu'ya ihanet ettik ve umurumuzda değil. Ama demir yollarının bir oyun olduğu konusunda haklıydı. Topraklarımızı almak için kullanılan bir oyun. Yeterince dinledim. Bölgenin yönetimine sadece bir adam karar vermiyor. Bana göre Çağ yabancılarla çoktan bir anlaşma yapmış gibi geliyor. Ve bizi dinlemek gibi bir planı yok. Gidelim. Bana karşı gelmek hiçbiriniz için iyi olmaz. O çabuk öleceği için şanslı. Ama ailesi çok acı çekecek. Dostum da olabilirsiniz. Düşmanım da. Bu zor bir karar olmamalı. Zira işin ucunda para kazanmak var. Ne yapacağım ben?
Hala eve dönmedi. Mam lütfen ya. Sen ağlama. Yakında ama çoktan evde olmalıydı. Üstelik ağlamanın bir yararı yok. Bu onu eve getirmez ki. Ne oldu? Oğlum gitti ve 3 haftadır eve dönmedi. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Çao için demir yolu mu yapıyor? Hepimiz onun kazandığı parayla yaşıyoruz. İşinizin başına. Hadi kıpırdayın. Duydunuz mu beni? Daha hızlı, daha hızlı. Hadi, hadi. General? Bu adamları neden öldürdünüz? General Chao'nun emriydi. Gidin. Hemen. Batarım, hala yaşıyor. Gidelim. Chao demir yolu için bizi tuttu. Ama bunun yerine eski eserleri kazdırdı. Bulduklarımızı yabancılara vermek zorundaydık. Silah ve toplarla takas edildiler. Sonra Chao herkesi susturmak için öldürttü. Pek çoğu hala tutsak. Chao'nun evinde. Yarın ölecekler. Çok üzgünüm. Şimdi evinize dönün. Gidelim. Acele edin. Hadi. Olumsuz eylemler, açgözlülükle yapılır. Yıpranmış vücudum ve zihnimden arınıp, artık bu da önünde tövbe ediyorum. Kötülük felaket getirir. Yeter! Adaletle birlikte giderler. Açgözlülük ya da kötülüğe sırtını dönersen... Hırsız!
verdi. İçinde kalanlardan tümüyle arınırsın. Hepsinin başı onlardan arınmanın yolunu öğrenmektir. Onlarla yüzleşmeden önce bugünden itibaren üç hazine ile yaşayacaksın. Aydınlanmak için Buda'yla, öğrenmek için Dharma'yla ve toplum için Sengi'yle. Senin dini ismin artık Jing Zhu'du. Buda'ya şükürler olsun. Buda'ya şükürler olsun. Buda'ya şükürler olsun. Hu Jing'i bulun. Canlı yakalayın. Direnen olursa öldürün. Çağırın askerleri geliyor. Bu o pislik. Bırakın da ona dersini vereyim. Gelin buraya. Oturun. Sakin olun. Mükemmel. Beni ele geçirecek ama varlığım Chao'yu oyalayacak. Karanlık çökünce gidip işçileri kurtarın. Eve getirin. Ne? Ama ölürsün. Hayatımı onlar için feda edeceğim. Sorun değil. O halde dikkatli olun. Bu da sizi korusun. Kıpırdamayın. Bu da sizinle olsun. Öldüren silahlarınızı indirin. Olumsuz eylemler, olumsuz sonuçlar doğurur. Bu kızım içindi. Buda'ya şükürler olsun. Seni öldürmek zor. Ama bu sorun pek de uzun sürmeyecek. Seni gerçekten özledim. İtiraf et. Ben ölene kadar sana huzur yok. Hayır, bu doğru değil. Bunu yapamam. Yaparsın Chao. Çünkü benden korkuyorsun. Diğerlerine yardım edebilmemiz için bize zaman kazandırıyor. Aptallık etmeyin. Tamam mı? Anladınız mı? Anladınız mı? Bana sen öğrettin.
Üstünlük sende olduğunda önce saldırmalısın. Unutmadım. Askerlerini gönder. Seninle geleceğim. Başkeşişi kollarından asın. Emirlerime uyun yoksa ölür. Geri çekilin. Ben idare ederim. Öyle olsun. Mükemmel. Hepsi çok güzel. Sabah Şengâ'da olmalarını sağlayın. Merak etmeyin. Bizim korumamız varken kimse sorun yaratamaz. Bu defterde var. Umarım öyledir. Gidelim. Çekilin yoldan. Hadi kımıldayın hadi. Daha hızlı. Kımıldayın. Hadi. Yürüyün. Yürüyün. Daha hızlı. Hadi kımıldayın. Ne diyorsun? Daha öncekinden güzel öyle değil mi? Çağoli. Beni buraya seni övmem için getirmedin. Elbette hayır. Sana kötü davrandım. Beni affedebilecek misin? Bana liderlik etmeni umuyorum. Ve bir zamanlar başardığımız büyük işleri başarmayı. Bak, bunları senin için yaptım. Bu taht senin. Bu da imparatorluk kaftanın. Çao. Güç ve para gerçekten bu kadar önemli mi? Dinle. Benim hatalarımı tekrarlama. Lütfen. Seninle dalga geçiyorum. Şimdi senden daha büyüğüm. Sana bir hediyem var. Getirin onu. Hanımefendiyi buldum ve onu hayatta tuttum. Özellikle tekrar bir araya gelmeniz için. Özür dilerim.
hep son derece kusursuz olduğumu, sana bakabileceğimi düşünürdüm. Ama aksine zarar verdin. Hazır olun. Hayır yapmayın. Lütfen. Merhamet ederim. Hayır yapmayın. Eşen al. Yangın. Yangın çıktı. Yangın. Nöbetçiler kalsın. Diğerleri gelin. Şimdi. Gidip hemen ne olduğuna bakın. Emredersiniz. Biri tarihi eserleri çalıyor. Durdurun onu. Dokunma ona. Uçi, ağlıyorsun. Bırak onu. Simlülümün. Yeterli olmayacak. Kızının ölüşünü izledin mi? Ha? Efendim, ne dedin? Ama karının ölüşünü izleyeceksin. Bırak onu, bırak onu gitsin. Keşiş olmam ne kötü. Çünkü bu kadın çok güzel. Kes şunu. Kes. Komutanım, keşişler eserleri aldı ve esirleri serbest bıraktı. Tam bir düzenbaz. Öldürün onu. Yeah.
gidelim. He? Büyük usta. Gidin. Gidin hadi. Gidin. Büyük usta. Gidin. Gidin. Bana itaatsizlik mi ediyorsunuz? Gidin! Gidin! Hadi işçileri götürmeliyiz, hadi. Geri dönün. Dönün dedim. Başkeşiş. Geri dönün. Durun. Durun orada. Küçük keşiş. Çocuk katil olmak istemiyorum. Beni zorlama. Lütfen merhamet edin ve başkeşişi doyurmama izin verin. Böylece iyi bir şey yapacaksınız efendim. Başkeşiş bize hep cesur insan kaybolduğunda geri döner der. Lütfen geri dönün, evinize dönün. Aileniz sizi yanında istiyordur. Bu kabul edilemez. İsyan ediyorlar. Tutuklayın. Bu da seninle olsun. Hayır. Hayır. Ben
Ben sadece bir aşçıyım. Kung fu bilmem. Dövüşmek istemiyorum. Lütfen durun. Siz öldüreceğim. Dur. Başkeşiş, iyi misiniz? Kereviz çevirir gibi çevir onları. Dövüşmek için erişte yapma yeteneklerini kullan. Tapınağa gitmeliyiz. Evet, gidelim. Bunlar onlar. Geri döndüler. Evet, geri döndüler. Jing Deng'in ölümü boşuna değildi. Acıları dindirmek için hayatını verdi. Lütfen herkes eşyalarını toplasın. Acele edin. Tapınaktan ayrılmalıyız. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Dayanamazsınız. Korktuğunuzu biliyorum. Ben de korkuyorum. Evleriniz yıkıldı. Sevdiklerinizi yitirdiniz. Hepsi benim suçum. Buna ben neden oldum. Özür dilerim. Burada geçirdiğim sürede sizlerin yanında yeni bir ev buldum. Shaolin Tapınağı sadece evimiz değil. Aynı zamanda bizim için bir cennet. Ancak bugün cennetimiz belki de yok edilecek. Ama Shaolin ruhu en küçük çiçekten tapınağın en büyük taşına kadar her şey sonsuza dek kalbimizde yaşayacak. Shaolin öğretisi ve sizler bana pek çok şey öğrettiniz. Kararlılık ve cesaret.
Bunları asla kaybetmeyin. Asla. Hepinizin iyi yaşaması için dua edeceğim. Teşekkür ederiz. Bana bir iyilik yapar mısın? Nedir o? Onları buradan götür. Ha? Olmaz. Hayır. Tapınaktan hiç çıkmadım ben. Bu imkansız. Korkuyorum. Korkuyor musun? Evet. Onlar ne olacak? Onlara bir baksana. Sana ihtiyaçları var. Senden daha çok korkuyorlar. Yani sence başarabilir miyim? Hı hı. Peki. Tamam, hadi. Onları götüreceğim. Tamam, hadi. Yürümeye devam et. Hadi çabuk. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tamam. Acele etmeliyiz. İnsanları kurtarmak için dağlara götürmeliyiz. Jinkai, sen baş geçişle onlara eşlik et. Jin Kong, sen önden git, ben de geleceğim. Onları öldüreceğim. Hadi gidelim. Gösterelim onlara, hadi. 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 Siz serseriler tapınağımı yok etmek mi istiyorsunuz? Hepiniz öleceksiniz.
buna bir son ver. Artık uyanmalısın. Çünkü sen ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Artık bu cinayetlere bir son ver. Ama bu bir savaş. Savaş cinayettir. Benim gibi olma. İş işten geçtikten sonra uyanma. Buna son vermenin zamanıdır. Savaşmayı bırak. Sen ne diyorsun? Pekala, sen kazan. Hazinemi elimden aldılar. Onlara bir ders vermeliyiz. Bu olanların dışarıya sızmasına asla izin veremeyiz. Tapınaktaki herkesi öldürün. Ateş! Şahin öldü. Hayır, hayır, hanımefendi. Hayır, geri dönemezsin. Dur, dur, dur. Lütfen bırakın, dönüp kızımı bulmalıyım. Kızım kayıp, lütfen onu bulun. Anne. Lütfen. Koşun, koşun acele. Dikkat et. Kardeşim, anne. Kardeşim bu taraftan. Anne. Kardeşim acele.
İyi kayın kardeş. Çinkai kardeş. Çinkai. Çinkai kardeş. Bu da sizinle olsun. Çinkai kardeş. Çinkai kardeş. Hayır. Çinkai kardeş. Şişo. Burada kalacağım. Onları güvenli bir yere götürün. Emredersiniz. Elimi tut. Şükürler olsun. Kötülük kalpten sökülebilir. Değişebilirsin. Tövbe et. Neden?
Ustam, tapınak yok oldu. Hayır, yok olmadı. Shaolin'in ruhu asla yok edilemez. Anlamasına sadece ben yardım edebilirim. Çok değişmişsin. Ve anlıyorum. Asla birlikte olamayacağız. Ama bilmeni isterim ki seni şu an olduğum gibi seviyorum.